Murat Bey, ödül törenimize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Üniversite öğrencilerinin seçtiği ve onların aslında organizasyonda büyük paya ait olan bir ödül töreninde bulunmak nasıl bir duygu? Çok güzel bir duygu. Geçtiğimiz günlerde de seninle zaten görüşmüştük. Bu ay 3. ödülümü alıyorum. Yani her defasında aynı heyecanı, aynı ne derler, sevinci yaşıyorum. Çok güzel bir duygu tabii ki. Ben de tekrardan gördüğüm için sizi çok mutluyum. Çok denk geliyoruz. Umarım devam eder. Umarım daha fazla denk gelir. Ama devam etmesinin asıl sebebi de başarılarınızı görmemiz. Sizin neredeyse 3,5 milyonluk bir YouTube kanalına sahip olmanız. Evet. Bu başarılarınızın altındaki sır nedir acaba? Çok çalışmak. Yani sonuç olarak ben bir videoyu çıkartmak için bir hafta uğraşıyorum. Bir haftalık bir emeğin sonucunu izliyorlar ama sadece 15 dakikada izliyorlar. Tabii kimse anlamıyor. Yani 15 dakikada hazırlıyoruz zannediyorlar onları ama çok büyük bir emek var. Tabii ki o dizileri çekerken de insanlar çok büyük emekler veriyorlar. Onları eleştirmek bile büyük bir emek oluyor. Tabii ki onları da yadırgamıyorum. Onları da hani unutmayalım. Tabii ki bu ben biraz inceleyip tık dokuyan bir insanım. Bu özelliğim sayesinde de zannederim izlenimlerimin de sürekli böyle arttığını gördük. Bu ödüller bu şekilde geldi diye düşünüyorum. Birazcık benim titizliğimden de kaynaklanıyor olabilir. Öncesinde de radyo programlarını yaptığınız, radyoculuk yaptığınızı biliyoruz. Buradan YouTube'a geçiş nasıl gerçekleşti? Yani aslında ben yeni medyaya geçiş yapmayı planlıyordum. Aslında ben Türkiye'de radyoculuk yaparken YouTube kanalına geçemezdim. Çünkü radyoculuk o kadar çok zamanımı alıyordu ki. Sonra ben bir dönem Kanada'ya gittim. Kanada'da radyo programcılığı yapamadığım bir dönemde YouTube'u keşfettim. Ve çok hoşuma gitti. Neden? Çünkü radyoculukta o dönemde 3 ayda bir, daha sonra da ayda bir reytingler gelirken YouTube'da anında o reytingleri görebiliyor olmak, dünyanın nerelerinden insanların sizi izlediğini görüyor olmak çok güzel. Çok heyecan verdi. Çok daha beni heyecanlandırdı açıkçası. O yüzden sosyal medyada kalmaya, yani daha doğrusu YouTube'da kalmaya karar verdim. Yaz dizilerini maalesef ya da iyi ki sizi... tabirleriniz daha farklı oluyor ama izleyemeyeceğiz. Sektörün daha böyle dinlenmesi, rahatlaması sizce nasıl bir duruma işaret? Yaz dizileri aslında hiçbir işe yaramıyordu. İyi oldu. Yani aslında tabii ki sadece sektörde insanlara para kazandırmaya yarıyordu ama izleyiciye hiçbir şey vermeyen, her sene aynı şeyi veren, sadece sektörün işlemesini, çarkın dönmesini sağlayan bir şeydi. Çark bu sene dönmeyecek. Tabii ki aslına bakarsanız sektör için üzücü ama o oyuncular bir şekilde bir yerlerde o rol alacaklar. Esas arka plandaki insanlar işte sesçisi, ışıkçısı, asistanı, kostümcüsü, sanatçısı onlar birazcık daha zor durumlar yaşayacaklar. Onlar adına üzülüyorum ama belki bu yaz en azından bu çarkın dönmemesi bir şeyleri evet diyecek. Bir ampul yanacak kafada. Demek ki doğru bir şey yapıyoruz ya da yanlış bir şey yaptık bugüne kadar. Bundan sonra her yaz birazcık daha farklı olacak gibi geliyor bana. İnşallah dijital platform dizileri daha fazla çekilir. O tarafa doğru kayarlar. Hem insanlar iş bulur hem de daha düzgün işler yaparlar da. Gerçi dijital platform işlerinin de ne kadar kötü olduğunu biliyoruz. Sizden duyuyoruz onları, evet. Dijitaldeki filmlerin, dizilerin eleştirilerini mi duyacağız sizden yazın? Nasıl bir içerik bekliyor bizi? Ben zaten her yaz bir ay ara veriyorum. Yani diziler durduğunda ben de duruyordum. Bir yerlere gidiyoruz işte, tatil yapıyoruz. Çünkü benim kafamı boşaltmam gerekiyor. Çünkü bütün sene boyunca bütün dizileri izleyen bir beyine dönüşüyor. Bayağı sütlaca dönüyor yani kafa. O yüzden zaten bu sene de bir ay dinleneceğim. Döndüğümde de zaten yapacak şey mutlaka oluyor. Dijitalde bir şeyler oluyor. Netflix'te olmasa Prime'de oluyor ya da başka bir platformda olabiliyor. Ya da zaten biliyorsun benim Hint dizisi serim var. Onu bir de Kore'ye ekledik. Bir de benim nostalji kuşağım başladı. İlk olarak Aşk-ı Memnu'yu yapmıştık. Şimdi ikinci bölümde de Fatma Gül'ün Suçu Ne'yi düşünüyorum mesela. O yüzden bende içerik bitmez. Yani işte dizi çıkmadı ben ne yapacağım şimdi? Ben de zaten haftada bir video çekebildiğim için ayda 4 videoda içerik her türlü çıkıyor.